merhaba. Bu videoyu, bu filmin yapım öyküsünü anlatarak başlayacağım. 2017 Mart ortalarıydı. Nisan'ın 11'inde şizofreni günü olacaktı. Bir o etkinlik için bir program yapalım diye düşündü. Ben de onun kısa film yapalım dedim. İş yerindeki arkadaşlar dedi, hiç deneyimlemedik, yapabilir miyiz falan dediler. Dedim deneyimleyelim, kötü olursa bir anı olarak kalır, iyi olursa da izlenir diye düşündüm. Ondan sonra çalışmalara başladım, elimde hiç senaryo falan yazmamıştım. Ondan sonra belediyeden destek istedim. O dönem seçimler vardı. Kimse destek olmadı. Sadece engelli merkezindeki Pelin Hanım gerekirse dedi, evden kameramı verebilirim. Siz kullanabilirseniz falan dedi. Hiç kamera falan da kullanmamıştım. Sette bile bulunmamıştım. Sonra iş yerindeki arkadaşlardan rica ettim. Senaryoyu oluşturdum. Bu arada çok zor bir süreçti. Nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Şükrü diye bir arkadaşla bir saat telefonla konuşup bir paket sigara içtim biliyorum stresten. Daha sonra iş yerindeki arkadaşlar da tiyatro ile ilgileniyorlardı. Onlara teklif ettim. Onlar da kabul ettiler. Tüm işte temizlik elemanından, sosyal çalışmacı, psikolog arkadaş, doktorlar, hemşire arkadaşlar hep beraber bu işe koyulduk. Mart'ın sonu gibiydi, işte Nisan'ın başında. Çekecek kimse yok, araştırıyoruz falan. O sırada tesadüfen bir doktor hanım bize rotasyona gelmişti. O da kendi çapında arkadaşıyla videolar çekiyorlarmış, kısa parodiler. Dedi ben çekerim dedi. Neyle çekeceksin? Cep telefonuyla. Olur dedim. Ondan sonra senaryoyu oluşturdum. TRSM'yi ve şizofreniyi anlatmaktı amacım. Orada çalışmaları tek tek anlatmak değil de bir dokunduğunuz yaşamdaki değişimi vermeyi planladım. Daha önce de semt merkezine eğitime gitmiştik ve çok hoşuma gitmişti. Öyküyü onunla birleştirdim. Ve o şekilde sonra düşündüm mesela o köyü oluştururken ev lazım. Tesadüfen eltim kayınbiraderlerimin evi yakındı o iş yerine. Çok fazla hem taşıma işi olmayacaktı. Ona göre planladık, şey yaptık. Ondan sonra kalktık işte. Bir sabahtan bütün arkadaşlar toparlandık. İşte bir kısmını iş yerinde, bir kısmını evde, bir kısmını semt merkezinde gerekli izinleri alarak da ondan sonra çalışmaya başladık. Bir günde çekmiştik. Sonra kurgusu oldu. Ve müziğini de ben bir danışanımdan rica etmiştim. Klasik gitar çalıyor. Sağ olsun o da müziğini yapmıştı. Ve 11 Nisan'da salonda izledik hep beraber hastaneden yaklaşık 200 kişi hem hastalarımız yani danışanlarımız, aileleri, hastanedeki çalışan arkadaşlarımız falan. Çok güzel bir andı. Ondan sonraki süreçteki aslında filmi izledikten sonraki geri dönüşler daha çok anlamlı ve duygu yüklüydü. Keşke o imkanımız olsaydı da o anları da çekebilseydik diyorum. Ailelerin geri bildirimleri, dokunuşları, sözleri çok duygu yüklüydü, çok çok anlamlıydı. İyi ki de yapmışım diyorum. Ve aradan 2 yıl geçtikten sonra başka bir belgeseli Manisa'ya gösterime gitmek üzere yola çıkmıştık. Önce Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne, TRSM'ye uğradık. Orada hemşire arkadaşlar sana bir sürprizim var dediler. Nedir dedim. Bir baktım hastalara izletmek için listelemişler ve izletmişler. Dedim geri bildirimiz sonra toplantıda söz edeceğiz dediler. Sonra film gösterimine gittik başka bir filmin. O sırada arkadaşlar geri bildirimlerini yaptılar. Hastalara izlettiklerinde hastalar bizim evimiz de böyle. Bu olmamalı
gibi geri bildirimleri olmuş. Hatta bir hasta eve gidip düzenlemiş ve hemşire arkadaşlara gelip demiş ki ben evimi düzenledim, gelip bakabilirsiniz. Bu şekilde ve YouTube'a yükledim. Öyle bir